Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu video sizlerle birlikte uygun fiyatlı bir kulaklık hakkında konuşacağız. Hangi kulaklıktan bahsediyorum? Redmi Buds 6 aktif modelinden bahsediyorum. Bu kablosuz kulaklık fiyatıyla genel sunabildikleriyle fena olmayan bir ürün. Merak edilen de bir ürün. Biz de ürünü satın aldık. Sizler için denedik ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Hadi gelin ürünün özelliklerine yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Aslında kutu şöyle gördüğünüz şekilde basit bir kutu. Kutunun içerisinden ürünün kendisi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir şarj kablosu ile karşılaşmıyoruz. Bizler ürünü USB-C üzerinden şarj edebiliyoruz. Hazır tasarıma değmişken tasarıma devam edelim. Burada parlak olmayan beyaz bir renkle karşılaşıyoruz. Yani oldukça minik bir kutuya sahip. Avucunuzun içinde çok rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Bu kutuyu cebinize koyduğunuzda da sizleri rahatsız etmiyor. Ek olarak kapağı açtığınızda da burada gerçekten boyutları iyi ayarlanmış. Bence sizleri rahatsız etmeyecek boyutlarda olan bir kulaklık yapısıyla karşılaşıyorsunuz. Silikon uçlara sahip değiliz. Açık kulaklıklar bilginiz olsun. Kulaklıkları bu şekilde alıyorsunuz şöyle. Ve kulağınıza götürüyorsunuz. kulağınıza takma işlemi işte bu şekilde. Aşağıya doğru çok fazla uzanan kulaklıklardan değil. Yani boyut iyi ayarlanmış. Ortalama seviyelerde olduğunu bunu söyleyebilirim. Sizler bu kısımları özel şey biliyorsunuz. Yani hangi özelliklere sahip olması gerektiğini, iki defa dokunduğunuzda şunu yapsın dediğiniz şeyleri mobil uygulama üzerinden dediğim gibi özel şey biliyorsunuz. Bu destekler mevcut haberiniz olsun. E, bu konuda oldukça avantajlı. Kulaklıklar kulaktan düşme konusuna gelince bence böyle bir durum söz konusu değil. Yani kulaklar kulağınızdan düşmüyor. Ve bazı kullanıcılar açık kulaklıklar kullanamıyor. Böyle bir durumda söz konusu. Ben yapmış olduğum kullanımlarda bu konuda bir sorunla karşılaşmadım. Kulaklıkların kendi tasarımlarına baktığımızda burada şarj kutusuna oranla daha parlak bir renkle karşılaşıyoruz. Rengi güzel ayarlanmış. Böyle kulakta cıvıl cıvıl duran kulaklıklardan değil. Bazı kullanıcılar böyle dikkat çeken kulaklıkları sevmiyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Tasarımla alakalı son olarak sizlere korumadan basmak istiyorum. Bu kulaklıklar IPX4 sertifikasına sahip. Yani su sıçramalarına ve terlemelere karşı aklınızda bir soru işareti kalmasına gerek kalmayacak. Spora gittiğinizde ya da yol yürüdüğünüzde ufak yağmura denk geldiğinizde bir sorun söz konusu olmayacak. Peki Ürünün ses performansı nasıl? Hadi gelin bunun hakkında biraz konuşalım. Redmi Buds 6 Active'in özelliklerine baktığımızda burada sürücü tarafında 14.2 mm büyüklüğünde geniş dinamik sürücülerle karşılaşıyoruz. Genel haliyle bence oldukça güzel ayarlanmış bir ses veriyor. Ses yüksekliği böyle bangır bangır değil ama uygulama üzerinden yapacağınız düzenlemelerle birlikte ses seviyesini biraz daha arttırabiliyorsunuz. Tiz ve bas dengesi iyi ayarlanmış. Vokaller bir tık daha ön planda olan. Enstrümanları da hissedebiliyorsunuz ama dediğim gibi Vokaller bir tık daha ön planda. Bir şeyler dinlemesi gayet keyifli. Hele ki fiyatını göz önüne aldığımızda böyle bir durum söz konusu. Ancak konu yüksek ses kısmına geldiğinde bu kulaklık bence yüksek ses seviyesine sahip olan bir kulaklık değil arkadaşlar. Yani benim beklentim daha yüksek bir ses seviyesi. Bu benim görüşüm. O bangır bangır sesi en yüksek ses seviyesini bana veren bir kulaklık olmadı. Zaten açık bir kulaklık. Açık kulaklıklar biliyorsunuz dışarıdan ses alma konusunda diğer kulaklıklara göre daha dezavantajlı. Ama genel haliyle bir tane hani normal evde kullanayım, işte ofis ortamında kullanayım derseniz, hani genel olarak sessiz ortamlarda kullanayım derseniz, işinizi görebilecek bir ses seviyesine sahip. Ancak ben dışarıda işte metodu kullanıyorum, yol yürürken kullanıyorum. Modlar kısmındaki sesi arttır kısmı ile bile beklemiş olduğum ses seviyesini maalesef erişim sağlayamıyorum. Bu arada ürünün bir uygulaması bulunuyor. Xiaomi Earbuds uygulaması. Bu uygulama üzerinden farklı ekolajlı seçimleri yapabiliyorsunuz. Seçimleri yaptığınızda farkı direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Equalizer dengesi gerçekten güzel ayarlanmış. Equalizer seçimlerinizi yaptığınızda, modları seçtiğinizde ona göre bir tüketim gerçekleştirebiliyorsunuz. Bana göre hani bu kulaklığın tek dezavantajı yüksek ses seviyesi konusunda benim beklentimi karşılamıyor oluşu oldu. E ve şöyle bir durum var. Sesi arttır dediğinizde de biraz da şey hissediyorsunuz hani ses netliğinde, ses çözünürlüğünde bir ufak bir bozulma hissediyorsunuz. Standart modda ses netliği yani yapı biraz daha net gelmiş oluyor. Benim yapmış olduğum kullanımlarda böyle bir durum söz konusu oldu. Genel olarak ürünün ses performansı da işte bu şekildeydi. Şimdi gelelim mikrofon hakkında konuşalım. Bu tarz taşınabilir kulaklıklarda mikrofon fazlasıyla önemli. Sizler için bir mikrofon testi gerçekleştirdik. Hadi buna yakından bakalım. Selamlar. Şu anda bu duymuş olduğunuz ses Redmi Bas 6 aktif üzerindeki mikrofonlar sayesinde kaydediliyor. Sesli bir ortam. Yan tarafta bir gürültü sesi videosu açtım televizyon üzerinden. Ses seviyesi de yüksek bir seviyede. Ürün işte bu şekilde bir ses kaydedebiliyor. Sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Ürün içerisindeki bataryalı birlikte tek kullanımda 6 saate kadar bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Şarj kutusu ile beraber kullandığınızda ise süre 30 saate kadar çıkabiliyor. Tutarlı olduğunu da söyleyebilirim yapmış olduğum kullanımlarda. Buna yakın sonuçlar elde edebildim. Tek şarj kullanımı sırasında bunu belirtmiş olayım ve batarya performansı bence fiyatı oranıyla gayet güzel. Mobil uygulama tarafına geldiğimizde az önce basmış olduğum gibi Xiaomi Earbuds uygulaması ile birlikte sizler bu ürünü kullanabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Uygulamaya girdikten sonra kulaklıkla alakalı kontroller yapabileceğiniz bir bölüm karşınıza çıkıyor. Hareketler bölümü üzerinden tercihinize uygun özelleşmeleri yapabiliyorsunuz. Az önce basmış olduğum gibi tıklamayla şu olsun işte aşağı doğru ittirme şu olsun gibi bol bol özelleşimi karşınıza çıkmış oluyor. Ses efektleri bölümü üzerinden de ekolajda seçimi yapabiliyorsunuz. Ve kulaklıkları bulun kısmından da kulaklıkları tabii ki bulabiliyorsunuz. burada şöyle güzel bir özellik de var. Face bu kulaklıkta karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesi. Yani hızlı bir şekilde cihazınıza bağlanabiliyor. Kapağınızı açtığınızda cihazınızı zaten bir animasyon bildiriyor. Oradan direkt olarak kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve uygulama direkt olarak karşınıza çıkmış oluyor. Daha sonrasında müzik keyfi de sizleri beklemiş oluyor. Sizler bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatını nasıl buldunuz? Lütfen görüşünüzü paylaşmayı unutmayın. Başvurular görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.